Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Edim Eve Oteli'nde son günümüz. Sizlerle kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Şimdi ilk gün, yani Perşembe günü otele giriş yaptık. Bugün pazar, yani 3 gece, 4 gündüz gibi düşünebilirsiniz otelde. Kalış süremiz oldu. Öncelikle ilk dikkati çeken konu, yemeklerden bahsetmek istiyorum. Herkesin merak ettiği. Zaten zaman zaman videolarda göstermeye çalıştım. Şöyle arkadaşlar, sabah kahvaltısı başlıyor sabah saat 7'de. Saat 10'a kadar normal kahvaltı. Sonra 10 ile 11 arası geç kahvaltı. Saat 12'de havuz başında sinek büfe başlıyor. Sinek bar başlıyor. Orada normal otellerdeki gibi düşünmeyin lütfen. Yani kumpirinden tutun, pizza çeşitlerine kadar, waffle'ına kadar, gözlemesine kadar, işte tavuk ızgara çeşitlerine kadar her şey var ve kalitesi yüksek. Akşama kadar bu sinek büfeden yine yararlanabiliyorsunuz. İçecekler de dahil olmak üzere. Bunun dışında saat 1'de hemen kahvaltı bitiminden 2 saat sonra öğlen yemeye başlıyor arkadaşlar. Sonra öğleden sonra yine sinek büfenin yanında şey var. Dondurma servisi de yapılıyor 2 saat kadar süreyle. Sonra akşam üzerine yakın yine pastanesi açılıyor ki biz hiç gidemedik. Çünkü yemekten vakit bulamıyorsun arkadaşlar. 24 saat yiyebilirsiniz burada. Ondan sonra akşam saat kaç gibiydi? Akşam yemeğe başlıyor. Saat 19 gibi sanırım, evet, değil mi? Evet, 19'da başlıyor. 19'da akşam yemeğe başlıyor. Onun bitiş saatini tam bilmiyorum ama 9.30 mu? 21.30'a kadar akşam yemeği sürüyor. Ama çeşitler çok fazla arkadaşlar. Yani hani böyle 3-5 çeşit değil. Çok büyük. Zaten bir kahvaltısını çektim, göstermeye çalıştım. Çok fazla çeşit var. Ne isterseniz ızgara türlerinden, işte çiğ balığından tutun da çerez çeşitlerinden, meyve çeşitlerinden her şey. Diyet büfeleri de var. Diyet büfeleri de var. İstemediğiniz kadar var. Hatta dün ahtapotuna var. Asya vardı yani. İşte kalamarı, ahtapotu. Bunlar dahi var arkadaşlar. Ondan sonra gece yemeğe başlıyor arkadaşlar. Kaçta? Saat 12'de mi başlıyordu? 12 ile 3 arası galiba, değil mi? Evet. 3'e kadar gece devam ediyor. Gece 12'den 3'e kadar gece yemeği. Orada yine çorba, ızgara çeşitleri, meyve vesaire, poğaça, börek her şey oluyor arkadaşlar. Tatlısı da var. Tatlısı da var. Tatlı her menüde var sabah kahvaltısından gece yemeğine. Sonra 3'te gece yemeği bitiyor. Erken kahvaltı başlıyor. Biter bitmez. Ve o da sabah 7'ye kadar, yani kahvaltı saatine kadar. Yani 24 saat boyunca yiyecek bir şeyler bulabiliyorsunuz. Onu öncelikle söyleyeyim ve gerçekten otel yönetimine bu konuda teşekkür ediyorum. Hemen geçtik yemekten eğlencesine. Şimdi biz biraz sezon sonuna doğru geldik. Ekim ayında geldik. Yaz sezonunda biraz daha renkli aktiviteler oluyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Sabahları bir sabah sporu falan oluyor galiba havuz başında. Biz katılmadık gerçi ona. Öğleden sonra işte sabahları genelde sakinlik oluyor. Kahvaltıydı, ne bileyim insanların ayılmasıydı. Ondan sonra havuza girenler havuza giriyor arkadaşlar. İşte hamama vesaire girmek isteyenler, masaj yaptırmak isteyenler oralara gidiyor. Denize girmek isteyenler yine denizine giriyor. Öğleden sonra yine havuz başında değişik konseptleri olan, birkaçının videosunu çektim hatta, partiler oluyor arkadaşlar. Bu partide dansçı kızlar, erkekler güzel bir gösteriler yapıyorlar, şov yapıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Akşam saat 22'de yine dünyanın en uzun barı olan 90 kusur metrelik barda yine çılgın bir eğlence, lazer gösterileri, dans gösterileri, şovlar saat 12'ye kadar sürüyor 2 saat süreyle ve muhteşem bir eğlence oluyor arkadaşlar. Ondan sonra gece saat 12'de 3'e kadar başlayan bir diskosu açılıyor. Orada yine dansçı kızlar falan oluyor. Siz de istediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz. Böyle muhteşem bir otel. Yani sahnesi falan var. Ama şu bizim geldiğimiz dönem Ekim ayı olduğu için o bölge kapalıydı arkadaşlar. Orada da muhtemelen çılgın eğlenceler oluyor. Dediğim gibi bu otel o yönden çok güzel. Manzarası çok iyi. İşte hamamından tutun da, saunasından tutun da,
her şeyi var benim aklıma gelen. Mini barlara spası. Aynen. Masaj da yaptırabiliyorsunuz isterseniz. İçinde alışveriş yapmak için yerleriniz var. Ne bileyim çanta, kuaför, doktor vesaire, kıyafet mağazaları mücevher. Mevcut. Mücevher otelin içinde mevcut. Hediyelik eşya da alabiliyorsunuz. Sahili çok güzel, kumsalı çok güzel, denizi çok güzel. Büyük bir iskelesi var. Drone videolarında gösterdim. Su sporları var. İşte yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz vesaire. Pardon, yamaç paraşütü dedim. Tekne paraşütü yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir otel arkadaşlar. 16 yaş üstü olması, hani etrafta tabii çocuklar bizim vazgeçilmezimiz ama kafa dinlemek için çocuk cıvıltısı olmayan, ne bileyim sadece yetişkinlerin olduğu bir konsepte güzel bir otel. En az bir defa gelmenizi ben tavsiye ediyorum. Bir de böyle oteller şöyle bir şey sunuyor arkadaşlar. Hani herkesin yurt dışına gitme imkanı var mı? Maalesef ki Türkiye şartlarında yok. Bu otellerde dünyanın birçok yerinden, Rusya'dan, Avrupa'dan, birçok yerden yabancı turistler olduğu için dünya insanlarıyla burada kaynaşma fırsatı buluyorsunuz. Onlarla isterseniz muhabbet etme, bir şeyleri paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Bu anlamda da bu tür oteller çok güzel bence. Edinburgh gerçekten gelinmeye değer arkadaşlar. Son izlenimlerimiz bunlar. Özlem, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani güzel bir tatildi. Herkes bence bir defa böyle bir otele gelmeli. Yani yemeklerinden gayet memnunuz. Gerçekten damak tadımıza hitap eden yemeklerdi. Bu yüzden güzel geçen bir tatil. Eğlenceli. Yani oteller de odalar da çok iyi arkadaşlar. Çok geniş odalar. Normal standart yani dizayn oda olarak geçiyor. 60 metrekarenin üzerinde ne bileyim jacuzzi'sinden tutun da çift kişilik duşa kabininden tutun da ne bileyim hem odada hem balkonda yatağından tutun da her şey sizin için düşünülmüş. Ve otelin bütün koridorları, ondan sonra şeyler, asansörler, ne bileyim taşıyıcı kolonlar, her yer odanızın için, her yer aynı olduğu için değişik de bir konsept sunuyor. Bu yüzden dediğimiz gibi Edinburgh güzel otel arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. En az bir defa da olsa bu otele tercih edin bence. Tercihen balayı oteli olabilir. Yani çocuğunuz olmadan gelebilirsiniz ya da çocuğunuzu bir yere bırakıp gelebilirsiniz ama eşinizle gelebileceğiniz güzel, nadir otellerden biri. Tekrar görüşmek dileğiyle ve bu otelle ilgili herhangi sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından da sormayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.